iyi işleri yapmaya yemini alet etmemek lazım. İyi iş ne? Mesela kız kardeşime iyilik edeceğim. Nedir o? İşte onun eşyasını taşıyorum, onun yardım yapıyorum. Sinirlendim. Ya sana daha yok de, buna yemini karıştırma ya. Çünkü Allah'ın adı. Vallahi billahi tellahi Allah'ın adıdır. Bunu kullandığın şey Allah'ın sana emrettiği kız kardeşine yardım et emrini engellemek için kullan. Yani Allah'ın adını Allah'ın bir emrini yapmamak için kullanmış oluyorsun sen. Burada da iki hata çıkıyor ortaya. Ya, kız kardeşine yardım etmen, ona iyi davranman Allah'ın emri. Bunu yapmayacaksın. Yapma tamam. Yapma. Ama buna ikinci bir sorun daha ilave ediyorsun ve Allah'ın adını kullanıyorsun. Vallahi kız kardeşime bir daha yardım etmeyeceğim. İşte ona bir bardak su vermeyeceğim diye yemin ediyorsun. Yanlış bu. Çünkü o yeminden sonra e, kefaret verip çıkman lazım o yeminden. Bu hatayı yapmayalım. Aynı şekilde kardeşlerim birbirimize karşı insanca yardımlaşma türlerimizden birisi çok dikkat ediniz. Peygamber Efendimizin bize tavsiyelerinden biri birbirimizin yeminine yardım etmemizdir. Nasıl yardım edeceğiz? Yani bir konuda yardım etmek bir müslümanın ihtiyacını gidermek demek. Eğer bir müslüman ben şu işi şöyle yapacağım diye yemin ettiyse, biz onun yeminini bozması durumunda günaha gireceğini biliyorsak, biliyoruz tabi ve bu yaptığı yemin de yani günah bir şey değilse, ya gel tamam böyle olsun, tamam tamam ben de oraya gitmiyorum yeter ki yemini bozulmasın. Misal, diyeceğimiz bir yardımı yapmamız lazım. Yardım etmek Müslümana sadece cebine para koymak değildir ki onun ahirette azap çekmemesini sağlamak da bir yemin çeşididir neticede. Birbirimizin yeminine yardım, yemin ederken değil ama yemin ettikten sonra yemin bozulmasın diye birbirimizin yeminine yardım edeceğiz. Çocukların yemini geçerli değildir. Müslüman olmayanın yemini de geçerli değildir. Çünkü Allah Teala'ya iman eden, mükellef birisi olması lazım yemin etmek için. Bir Müslüman haram bir iş için yemin etse o yemin yemindir. Ve o yeminden vazgeçmesi vacip olur. Ama yemini de yerine gelir, tövbe istiğfar eder, yemin kefaretini verir. Ve kardeşlerim yemin sözle yapılabildiği gibi yazıyla da yapılabilir. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Bana işte şunu yaparsın, değil mi? Evet. Yemin ediyor musun dendi. Evet. Vallahi yemin ediyorum dedim. Yemin gerçekleşti. Mesaj attılar bana. Ben de mesaja cevap verdim. Bu konuda yemin ediyorum dedim. Aslında hiç konuşmadım ama yazdım. Bu da yemindir. Yemin kurallarına bu da dahil. Aynı şekilde birisi yemin ediyor musun sen böyle yapmadığına dedi. Evet dedim. Vallahi demiş gibiyim ben. Yani kendi kendimizi aldatarak ben ona söylerken ağzımdan yemin çıkmadı diyemez. Yemin ediyor musun dedim. Ediyorum dedim. E tamam ediyorum dedin vallahi demiş oldun. Demesen de demiş oldun. Bunlar yemin'in incelikleri. Ne diyoruz? Yemin en son sözdür. En ağır sözdür. Hafifletemeyiz bunu.